Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere elimde göreceğiniz şu oyun olan Yıldız Çimnovası isimli oyunun nasıl oynandığını göstereceğim. Ve ayrıca bununla ilgili karşılığında iki kişilik bir oyun oynayacağız. Onun da videosunu bunun devamında izleyebilirsiniz. Şimdi intromuz. Evet arkadaşlar, platformumuz bu. Gördüğünüz gibi renk renk burada siyah, yeşil, kırmızı, beyaz, sarı ve mavi renkler var. Bu renklerde arkadaşlar şöyle, bu oyun 2, 4 veya 6 kişilik oynanıyor. Oyunun amacı şu arkadaşlar, bir yerde gördüğünüz taşları karşı taraftaki şekilde dizmek, aynı şekilde yer değiştirmek yani. Ama şöyle oluyor, ben şimdi 2 kişi oynadığım için mesela burada kırmızılar maviye gelmek zorunda, maviye gelenler de kırmızıya gitmek zorunda. Mesela 4 kişilik oynayınca nasıl olacak? Şöyle diyelim, mesela kırmızı mavinin yerine geçmeye çalışacak, yeşiller sarının. Yani her zaman bu karşılıklı taşlar yer değişecek. Bu nedenle oyun 6 kişilik de oynanabilir. Biz şimdi 2 kişi oynayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim oyunda oynanış şeklini. İlk başta çıkıyoruz şöyle. Karşı taraf da böyle bir hamle yapacak. Benim gibi. Bu şekilde arkadaşlar taşlarımızı birer birer ilerletmeye çalışacağız. Şuradan ben yine ilerleteyim. Bir daha çıktım. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Şurada en arkada taş bırakmamız lazım. Çünkü bırakırsak karşı taraf buraya gelemez. Hani biz oraya gidemeyiz. Yani oyunun kazananı olmaz. Oyunun kazananın olması için sürekli bir atak yapmak durumundayız. Bakalım şimdi bizim yarışımızda kim kazanacak? Bu arada taşların ilerlemesinde şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Örneğin bir hamle sonrasını bekliyorum şimdi. Şuradaki taş arkadaşlar diğer taşların üzerine atlayarak ilerleyebilir. Yani burada atıyorum rakip taş bile olsa, mesela şu kırmızı bile olsa şu şekilde ilerleyebilirim. Bu oyunda yemek yok. Bunu da söyleyeyim. Sadece üzerinden atlama suretiyle karşı tarafa daha hızlı ilerleyebiliyoruz. İlk karşıya geçip yerleşen oyunu kazanacak. Aynen, arkadaşım şuradan geldi. O da aynı hamleyi yaptı. Ben şuradan yeniden çıkmaya çalışayım. Şöyle. Ben de şöyle çıktım. Şöyle üzerinden atlamak suretiyle çapraz hareketler de yapabiliriz. Benim içeride 3 taşım kaldı. Arkadaşımın kaç? Onun 3 taşı kaldı. Şu an eşit sayılabiliriz. Ben şöyle bir ileri hamle yapacağım. Çünkü burada oyunda en hızlı ilerleme şekli arkadaşlar atlama yöntemi. Yoksa öyle tek 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 oynamaya kalkışırsak oyun zor biter. Onu da söyleyeyim. Mesela şunu şöyle iki oynatıyorum. Bunu şöyle bir atlattım. Yani bir atlatırken bu arada yine bir taş geçiyorum yani. Yani normal bir ilerleyeceğine iki ilerliyor. Şunu şöyle alayım. Aklımda bir fikir var, onu yapacağım birazdan. Şimdi bu taşım vardı burada. Bunu 1, 2, 3 şekilde atlatıyorum. Bir yandan da şöyle söyleyeyim. Bu şekilde karşı tarafın oyuncusunun da gelmemesi için buradaki yolu bir yerden sonra bozmak zorundayım. Şöyle ufak bir tuzak kurayım ona. Şuradan geleyim bir. Şimdi mesela arkadaşım taşını buraya aldı ama şuradan şuraya atlayabilirdi mesela. Ya yani buraya kadar gelebilirdi ama onu yapamadı. Ben şimdi yeniden şöyle köşeden hem geliş yolunu tıkaya tıkaya önümü aça aça gidiyorum buradan. Şunu bir açayım. Evet, gördünüz. Benim yapacağım yolun aynısını şimdi ben yapacağım. Eğer ben bu yolu tıkamazsam bu şekilde karşılıklı gidip gelebiliriz. Ama bunları bozmam lazım bir yerden sonra. Eğer dediğim gibi az, mesela 4 kişi oynasaydık biz, bir arkadaşım da bunlar karşı tarafa geçmeye çalışacaktı karşılıklı veya bunlar. Bu sefer ortalık karışacaktı. Yani hareket daha zevkli olacaktı yani. Şimdi ben yine önümü açmaya çalışıyorum biraz. Oyunun gidişatına göre kırmızı renkler daha indi.
Ben nasıl yapayım? Şöyle yaparak şurayı tıkayabilirim. Oyunda sürekli atak davranmak durumundasınız. Yoksa geride kalırsanız, yani savunmada kalırsanız kaybedersiniz. Karşı taraf daha hızlı ilerler sizin aranızdan. Şimdi bir açık verdim. Onu kullanacak galiba. Evet. Aslında işte damadan alışık olunca şöyle üstünden atlanan taşı yemek geliyor insanın içinden ama yiyemiyoruz. Şunu şöyle atlatayım. Şu an karşı tarafta hala da benim taşım yok. Şu alanda, şu alana kuracağız. Benim alanım da boş. Şu an ortası karışık. Sürekli ben ikili oynamaya çalıştım. Hani üzerinden atlatılmamasına karşı. Artık şu arkadakileri atağa geçirebilirim. Şöyle. Mesela ben bunu buraya koyduğum için karşı taraf ikili üzerinden atlayamıyor. Sadece tekli olarak atlaması lazım. Evet, buraya geldi. Şimdi onun tekrardan buraya atlamaması için ben üzerinden kaçıyorum şöyle. Ki o artık tek tek ilerler burada. Üzerinden atlayacağı taş kalmadı. Derken, burayı kurtarayım derken buraya bıraktık şimdi. Ben de aynı şeyi yapmaya çalışayım biraz. Şuradan ilerliyorum. Bu arada yine taşlarınızı ileri geri veya çapraz yani oynatabilirsiniz. Ancak yeme yok. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ben oyunun fiyatına baktım bugün. İnternet üzerinde 35 lira ile 70 lira arası değişiyor. Yani taşlara göre, şu piyonlara göre. Fiyatları değişkenli. Şöyle. Şöyle. Yeterli. Açık varsa eğer istediğiniz kadar ilerleyebilirsiniz. Karşı taşı devrene kadar. Şuradan şuraya, buradan buraya gittim. Hatta şuradan şuraya da gittim. Şuradan da şuraya gittim. Gördüğünüz gibi şuradan dolaşıp şuraya kadar gittim. Çünkü arada açık taşlar vardı. Evet, karşı tarafa baktığımızda sadece iki tane, üç tane taşı geride. Diğerleri sınırda dizilmiş sayılır. Ben ama şöyle yapacağım şimdi. Yine atak şekilde. Önce buraya oynadım. Sonra buraya geldim. Bu kadar. Başka yolum yok benim. Arkadaşlar oyunun ortalama oynama süresi 10 dakika. Ben yine size aklıma geldikçe bilgileri vermeye çalışıyorum. Şu taşı yalnız kaldı. Şunu ilerleteyim biraz. Şimdi. Bir. İki. Şimdi artık yerleşme yönelik hareketler yapacağım. Bir. Şuraya iki yaptım. Şimdi şuraya geçeyim. Buradaki taşımı yalnız bırakmadan şuraya atlıyorum. Buradan da şöyle, şöyle ve şöyle en sona kadar geldim. Yani şöyle aralıklı koyarsanız kendinize yol yapmış olursunuz. Daha hızlı süre gitmek için. Şuradan bir tane daha böyle geleyim ben. Gördüğünüz gibi şu an bana göre oyun eşit. Çünkü benim taşlarımın da atlama payı var. Karşı tarafın da artık sınırda sayılır. Bir an önce yerleşecek. Ben şuradaki arkadaşı ileri atlatayım. Aralarda boşluk bırakırsanız sizin faydanız olur. En azından atlama bırakırsanız. Atlama payı. Şuradan geçiyorum. Şimdi şöyle yapıyorum.
şuradan şuraya geçtim. Yani oyunun sonlarına doğru gerçekten biraz heyecan yapıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi oyunda kimin ne zaman biteceği belli değil. Hani atlayarak giderseniz şanslısınız. Gitmezseniz işiniz zor. Mesela ben atlamak için şöyle bir hamle yapacağım ki aralarda boşluk bırakıyorum. Şimdi bir yaptım, iki yaptım. Şimdi bu taşım geride kaldı, bu kötü oldu. Şunu iki tane hamle kaybettim diye görüyorum ben onu. Şunu şöyle alsam. Yani şu an hala daha kimin kazanacağını ben kestiremiyorum açıkçası. Gerçekten zor. Şurayı aldım. Şimdi arkadaşlar. Bunu buraya alayım. Şunu şurayla doldurayım. Şu an tam 3 taşım dışarıda benim. Arkadaşım da gördüğünüz gibi 3 taşı dışarıda. Yani şu an eşit sayılırız. Bakalım atlamayı kim yapacak? Ben şöyle bir şey deneyeceğim. Eğer olursa. Evet. Arkadaşımın gördüğünüz gibi 2 hamlesi kaldı. Ben de şöyle bir şey deneyeceğim. 1 yapıyorum. Ama gördüğünüz gibi son dakika, hatta son atakta kaybettim. Evet, benim bir taşım dışarıda kaldı. Son yerleşime göre. Evet arkadaşlar, bu oyun gördüğünüz gibi. Bunu sizlerle öğrenmiş olduk. Bunun daha çeşitleri var. Normal hani yıldız olmayan, bildiğimiz tavlanın arkasında oynanan normal dama şeklinde de var. 9 taşla oynanan. Onun da ben videosunu çekerim size. Yani bunun nasıl oynadığını araştırırken onu da öğrendim. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamlılığı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler, hoşça kalın.